Türkiye Cumhuriyeti işte böylesi bir mücadeleyle taşlandı. Milli mücadele yıllarında mesela Antepliler muhteşem bir vatan savunması yapmışlardı. 103 yaşındayken edebiyete iştihal eden Antepli merhumu Hadice Göse <laughs> büyüğümüz bakınız açlık ve yoksullukla pekişmiş oyunları nasıl anlatmıştı? Biz o zamanlar çocuktuk. Bir buğday tanesine bile muhtaçtık. Annem bizi savaş döneminde bir süre kaleye götürmüştü. Kalede yiyecek bulamadığımız zamanlarda annem ot toplar ve onları kaynatmaya başlardı. Anneme ne oldu diye sorduğumuzda pişiyor derdi. Bu süreç biz uy uyuyana kadar devam ederdi. Ama bunları dert etmezdik. Çünkü bilirdik ki vatan kurtarılacak. <laughs> vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar? Vatan namustur. Namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır. Sakarya Savaşı öncesi yayınlanan tekafili milliye emirlerini hatırlayınız. Maddi imkansızlıklar içinde kıvranan, düşmanın karşısına imanıyla etten duvar ören Türk askerinin her türlü ihtiyacının karşılanması için aziz Türk milleti seferberlik içinde hareket etmişti. Kimisi bir çift çorap, kimisi bir torba bulgur, Kimisi bir çuval un, kimisi sahip olduğu bir bine hayvanı gönül huzuruyla ordusuna vermişti. Türk milleti bütün maddi ve manevi varlığını vatanı için ortaya koymuştu. Ve ne takdir edilecek bir gerçektir ki tekafili milliye kapsamında milletten alınan ne varsa cumhuriyetin kuruluşunu mütahakken peyderpey hak sahiplerine iade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nda Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Acaba anladığı neydi? Anlattığı nelerdi? İster istemez merak ediyor ve sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve tanımadığı bir şeyi bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Kaldı ki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir Kılıçdaroğlu ve Zillet ittifakı Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir. Kılıçdaroğlu ve Zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapatisizdir. Zillet ittifakına kurak verirsek sürekli olarak battığımızı bittiğimizi, iflas ettiğimizi, heba ve heder olduğumuzu takılmış plak gibi söyleyip duruyorlar. Kılı kırk yaran tecrübeyi akıldan yoksun kalmışlar. İradeleri yalçın kayalıkların ardına hapsedilmiş, millete hem şuur alanında hem de duygu planında mensubiyet duymaktan da acizler. Bakınız ne diyordu merhum Mehmet Akif Ersoy? Batmazdı bu devlet. Batacaktır de mi? De mi diyemedik. Diye Batmazdı. Hayır, batmadı. Hem batmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türk vatanını kurtaran muhteşem meziyet, haksız yenilgiye uğramış soylu bir medeniyetin tüm coğrafyasını kucaklayan bu medeniyetin ve onun sahibi millet cevherinin onurunu ve haysiyetini kahramanca savunan şeref timsalidir. Bizler bu şeref timsalinin emanetçileriyiz. Bağımsız bir vicdan, hü bir kafa eşliğinde ışık diye ateşe koşanları devamlı uyarıyoruz, zilletin kurduğu tuzakları işaret ediyoruz. Merhum Cemil Meric'in şu ibret verici sözlerinin tıpkısının aynısı Zillet ittifakında buluşan partiler içinde geçerlidir. Zavallı Türk aydını batılı dostlara alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalışır. Sonra unutur hazineleri olduğunu, düşman putlarını takdis eder, hayranlıkla benimser. Sözde aydınlar ile Türkiye'yi Badire'den Badire'ye sürüklemeyi hedefleyen zillet ittifakı birbirinin mütemmümcüzüdür. Bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Ağızlarına ne milleti alırlar, ne de devletin hak ve çıkarlarını. Sanki ağaç kovuğundan çıkmış gibilerdir. Sadece kötümserlik servisi yapmazlar, aynı şekilde kötülük de yayarlar. Dünyayı okuyamazlar, çağın gelişmelerini anlayamazlar. Türkiye'nin nereden nereye ulaştığını fark edemedikleri için gerçekleri küstahça çarpıtırlar. Her konuyu derinlemesine istismar ederler. Vatan ve millet uğruna katlanılmış çileleri bilmezler, soylu fedakarlıkları bir türlü kabullenemezler. Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i geçtiğimiz 10 Nisan günü şehit edilişinin 100. yıl dönümünde dua ile andık bu kahraman, bu vatanperver, bu milletsever kaymakamımız İstanbul Beyazıt Meydanı'nda kurulan idam sehpasına 35 yaşında çıkarıldığında hala unutulamayan şu sözlerle haykırmıştı. Ben bir Türk memuruyum. Sizlere yemin ederim ki masumum. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun adalet. Asıl Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu millet uğruna yetim bırakıyorum. Yaşasın millet. Merhum şehidimiz haksızlığa uğramıştı. Zulme maruz kalmıştı. Sevdası millet, gücü devletti. Maalesef bir komploya, bir iftiraya kurban gitti. Borcu vardı, sızlanmadı. Şikayet etmedi. Yalnızca görevini yaptı. Türk milleti yeri geldi vefasını gösterdi. İmkanlar nispetinde şehit kaymakamımızın ailesine el uzatıldı. 24 Temmuz 1922 tarihinde Dahiliye Vekaleti tarafından İcra Vekilleri Heyetine gönderilen yazıda dul eşine ve eğitimlerine vatana hizmet tertibinden maaş bağlanması talep edildi. Bu bir şükran ifadesi, bir nebze de olsa adalet tecellisiydi. İcra Vekilleri Heyeti yani Bakanlar Kurulu da Türk milletinin ali cenaplığını gösterdi. 27 Temmuz 1922'de konuyla ilgili bir kararname yayınlayarak Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Mehmet Kemal Bey'in Muhterem Eşi Hatice Hanım ile oğlu Adnan Efendi'yi bin kuruş aylık bağladı. <laughs> Demek istediğim şudur. Haksızlıklar elbet bir gün maşeri vicdanın müdahalesiyle telafi edilir. Ekonomik sıkıntı varsa El birliğiyle yaparız, güç birliğiyle yaparız, inanç birliğiyle yaparız, hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa günü saati geldiğinde devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere mutlaka çıkartırız. Sabırla, sebatla, metanetle, geçmişimizden aldığımız ilham ve itibarla geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak durumundayız. Ters propagandaları aldırış edemeyiz. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Uçurumları kapatan köprülerin yıkılmasına sabır gösteremeyiz. Mesela az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacak. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat bağlılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Yarın da akibet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır. Mübarek Ramazan günlerinde bize has davranış kalıbı olan zandan taviz vermemek esas olmalıdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler bu suretle bir iktidar devşireceklerini zannedenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türk milletinin ekmeğine, erdemine, enerjisine, emeğine ve emanetlerine hasım olmuş meymenetsizlerdir. Biz bir tas hoşaf, kuru bir ekmek yiyerek Çanakkale'de direnmiş bir milletiz. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı neyden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor? Bozgunda fetih rüyası görüyorlarsa bu rüyalarının kabusla biteceğini görmeleri de mukadderdir. Hisarımızda yedik açtırmayız. Kalemizi düşürmeye kalkışanlara göz açtırmayız. Cumhur İttifakı hizmet ve hüsranın dışında kalp sefası arayan aziz milletimiz için parlak bir deniz feneridir. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen fazilet ve feragat kuvvetidir. Türkiye has bahçemizdir. Türk milleti bedari iftarımızdır. Huzur ve mıymıntı bir muhalefet olan zillet ittifakı peşin hükümdür, siyasi tortudur, donmuş hevestir, katılaşmış vicdandır, sefalete düşmüş siyasettir. Bu ittifak cephesinin yaptığı şudur. Anlaşmazlıkları çoğalt ve körükle düşmanlıklara dönüştür. Her şey yorum işidir. Bir konu için saptırılmış ve yanlış bin yorumu ağız birliği halinde imal et ve yaygınlaştır. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin 3-5 kuruşu adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Türkiye'nin bir maratoryuma girebileceğini yazıp çizenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde kırk zam yapanlar zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçuk Havalan'ın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyete üzerinde tartışmaların körüklenmesi o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de Asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir aday işaret etmemiştir. Birbirinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakının belirlenecek adayı göstermelik olacağına göre müstakbel başbakan da hazırda beklediği biliniyorken bu kadar ayak oyununa, bu kadar gürültüye, bu kadar polemiğe ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütedetlik davranmayın, ilan edin adayınızı da Boyunuzun ölçüsünü görelim. Devlet memurlarının kapısına dayanan en son olarak da et ve süt kurumuna musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zırvadır, zorbadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecek. Millet zilletin belini sandıkta kıracaktır. Güvence Cumhur ittifakıdır. Ümit kaynağımız milli iradedir. Biliniz ki Türkiye tefekkür ve tezekkür edilen Türkiye'den çok daha büyüktür. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geri, geride kalacaktır. Türkiye Cumhur İttifakı ile yükselecektir. İstikbalin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi de bu geleceğe heyecanla, cesaretle, inanmışlıkla, dağları delen bir sevdayla hizmet edecek, mutlaka başaracaktır. Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki bizim 53 yıllık mazimiz Türklüğün zorlu mücadele tarihinin tipik bir örneği, ibret veren bir emsalidir kuruluşlarıyla iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorulamaktan kaçınırsak karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olamayacaktır. Bu itibarla üzerinde yaşadığımız stratejik tehditlerle kuşatılmış coğrafyamızda muktedir bir devlet beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Suriye'den Ukrayna'ya, Irak'tan Yemen'e, Gördüğümüz ve şahit olduğumuz gerçekler, bu ihtiyacın nedenle ezlem ve mühim olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Devlet milletiyle bir bütündür. Devlet milletiyle güçlüdür. Birisi olmadan diğerinin anlamı yoktur. Jeopolitik ve jeostratejik hesaplaşmaların artış kaybettiği günümüz dünyasında milli devletlerin tekrar cazibe odağı olmaya başladığı da bir gerçektir. Devlet yoksa barış yoktur, gelir yoktur, ekonomi yoktur, huzur yoktur, umut yoktur, bağımsızlık yoktur. Bizim yönetim felsefemizin özü devletle millet kaderinin bir ve aynı olmasıdır. Türk milleti devlet yapan, devlet kuran, bu kapsamda dünya çapında mukayeseli üstünlüğe sahip beşeri bir kudrettir. Geçmişimizde yaşananlar bunun delil ve ispatıdır. Biliyoruz ki 17 soylu kuruluş aynı zamanda 16 hüzünlü yıkılışın sonucudur. Bu sonuçta zaferle ve başarılarla dolu sayfalar kadar zorlu ve sıkıntılı dönemler de vardır yıkmaktaki zafiyetimizi kurmaktaki maharetimizle telafi ederek daha fazla yol almamız mümkün değildir. Yaklaşık iki asırlık küresel dayatma siyasetinin sonucunu yalnızca son çeyrek yüzyılın siyasetine takılarak çözemeyeceğimiz de açıktır. Bugün Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcının 20. asrın başındaki stratejik senaryolarda ve sömürge projelerinde saklı olduğunu görmeden sorunları el almak bizi yanlışa götürecektir. Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım, Türk milliyetçiliğinin, Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti içindeki yeri ve öneminin doğru analizinden geçmektedir. Bu bizi vazgeçilmez bir gerçeğe ulaştırır ki, o gerçekte ebedi vatanımız Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşamaktan başka tercihimizin ve düşüncemizin olmadığıdır. O halde yeni bir bin yılı yakalamak geçmiş bin yılların acı ve tatlı tecrübelerini tanımaktan ve onları tam bir tarafsızlıkla özümsemekten geçmektedir. Geleceği konuşmaktan korkanların ve kaçanların geriye takılıp kalmaları ve yalnızca geride kalanları, konuşmaları esasen bu yüzdendir. Ama benim onlara da bir tavsiyem olacaktır. Gözlerini geleceğe ufka çevirmeseler bile geçmişe doğru ve tahlilci bir anlayışla baktıklarında gafil yönetimler elinde zayıflamış milli kimliğin, töreden uzaklaşma ile tahrip olmuş esenliğin, kısır ve basit menfaat kavgalarının kaybettirdiği coğrafyaların düşülmüş tuzaklar, aldanılmış oyunlarla çözülen millet birliğinin elbette ve en önemlisi başkalaşma, yabancılaşma ve yozlaşma ile bozulan değerlerin ve kaybedilen özgüvenin bir büyük milleti nasıl taviz, teslimiyet ve tükeniş döngüsüne mahkum ettiğini görebilmeleridir. Ve tabii ki bütün bu vizyonun oluşmasının ilk şartı kendisini fark etmiş bir fikri uyanışın yıllardır yarattığı yerden doğrulup etrafında ne olup bittiğine bakmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Bunu görmeden atılacak her adım boşluğa düşmeye mahkumdur. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır. Milli birliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi kırılma noktasına kadar bükmeyi amaç edilen edenler, risk ve tehditleri doğru okuyamayan, mevzi bakıştan kurtulamayan, çıkar için Türkiye aleyhtarı çevrelerle işli dışlı olmaktan sakınmayan siyasi garabetlerdir. Kuşatılan Türkiye, yargılanan millet, sarsılan devlet, sorgulanan tarih, yozlaşan ahlak, parçalanan birlik, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çürüyen değerler, çözülen doku, maalesef CHP'sinden ipine, HDP'sinden diğer marjinal partilere kadar hepsinin ortak gayesidir. Önümüzde Türk milleti ve onun anlam taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için zorlu bir dönem vardır. Bu nedenle cılız bir ideolojik destekle olup biteni hariçten seyretmenin anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın her söylenene inanarak hiçbir katkı sağlamadan eleştiri üzerine eleştiri yazma, yapmanın yalnızca heyecandan ibaret bir destek ile sağduyudan uzak maceraya arayışının çağa ve hayata bakmadan günübirlik yaşamanın ve yorulmanın kimseye ve Türkiye'mize bir katkısı ol, ol, olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hedefleri küçük, hevesleri küçük, bir ülke olarak kalamayız. Milletimizi milletler mücadelesinin en üstünde görmek, devletimizi lider ülke yapmak, siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacaktır. 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir. Ve parti olarak verdiğimiz mücadele buna fazlasıyla layıktır. Bizi bilenler bilir, bizi tanıyanlar tanır. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, dilemeyiz ama milletimiz mevzubahis olursa kararlılığımızın, ülkelerimizin, arayışlarımızın sınırı yoktur. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi bakışlarını ufkun ötesine, sonsuzluğa dikmiştir ve Türklüğün kucakladığı hakkaniyetli bir küresel dengenin tesisi için ne gerekiyorsa yapmayı hedef belirlemiştir. Ancak gözlerimiz sonsuzluğa kilitlenirken önümüze çıkan çukurlara düşemeyiz. Günlük gayelilerin ve yaşanan hayatın hepimiz üzerindeki yavaşlatıcı etkisi malumunuzdur. Heyecanları tükenenlerin bu hedefi sorgulayacaklarını ve kuşku duymaya başlayacaklarının da farkındayız. Ancak unutmayalım ki 13 asır önce Ötüken'den Kutlu Hakanların buyruğu olarak yola çıkan mesajlar bizi milletler mücadelesinde bugün var edebiliyorsa bugün söyleyeceklerimiz de milletimizin devamını ve yükselişini yeni bir 13 asır daha niçin taşıyamasın, neden ulaştırmasın? Milli tarihimiz asırlar, fikri tarihimiz bir buçuk asır, siyasi hareketimiz ise 53 yıl önce pırıl pırıl ve berrak bir kaynaktan tarihi yolculuğuna başlamıştır. Çağlayarak ilerleyen bu yolculuğunda kendi yatağını kendi açarak, önüne çekilmiş engelleri ve ventleri gün gün aşarak, birleşecek gövde arayan başka pınarları da bünyesine katarak, kendi mecrasında büyüyerek akmaya devam etmektedir. Bu düzenli ilerleyiş çaydan dereye, dereden nehre yöneliş sonunda mutlaka bereketli ve muhteşem bir deryayı oluşturmayı başaracaktır. Mutlaka başarmalıdır. Biz mevsimlere göre kuruyarak çekilen veya yağışa göre sel olup taşan ve bunalan bir suyun arayışında değiliz. Bizim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla buluşmaktan zaman zaman dile getirdiğimiz kastımız da budur. Bizim siyaseten ilerleyişimiz yol haritasında sabır, akıl, şuur, iman, denge, ihtiyat yer almaktadır. Bize yol gösteren en önemli kılavuz tarihimizin ibret ve ders almamız gereken ızdıraplı sayfalarıdır. Biz dersimizi tarihten aldık. Önümüze tarihi kılavuz olarak koyduk. Bu nedenle bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz günlük siyasete hiç alet olmamıştır. Kalıcı ve sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalışmıştır. Zira bizim hedeflerimiz büyüktür. Gözlerimiz ufka bakmaktadır. Elbette ki bu kendiliğinden erişilecek başarı değildir. Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin ve feda edilmiş ikballerin sonucu olacaktır. Bu milliyetçi ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir. Ancak ve ancak bu bedeli göze alanlar bu yolculuğa çıkabilirler. Bunun için tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli şuur öfkemizi bastırmak durumundadır. Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek, suçlamalardan ve zorluklardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak durmak lazımdır. Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir. Hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir. Bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyasal yönte yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkücüğüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca Türkiye'yi değil artık bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışın da temsilcisidir. Bu itibarla Ukrayna'daki sıcak gelişmeleri yakından ve donanımlı fikri muhtevayla takip ediyoruz. Pakistan'daki demokrasi ayıplarını, dış telkin ve baskıları üzülerek izliyoruz. İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan kaynakları insanlığın istifadesine sunan küresel düzeyde bir aydınlanma sürecinin başlaması ertelenemez bir mecburiyet olarak karşımızdadır. Küresel tahakkümün yanı sıra medeni unsurların stratejik hesaplarla birlikte giderek bütün dünyayı etkisi altına alması Türkiye'nin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Bütün karmaşık ilişkileri ve ağır sorunları kavrayabilecek, milli bir vizyona sahip bir Türkiye gerçeği küresel düzeyde bildik ülkelerin uykularını kaçırmaktadır. Kendi kültür değerlerine dayanan, dayanmayan ve sorunlara kendi milli perspektifinden bakamayan milletlerin ve ülkelerin küresel dayatmalara karşı teslim olmaktan başka çareleri de yoktur. Değerli millet vergileri. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve 48. güne giren savaşın bir an evvel çözüm iklimiyle buluşması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Bu haksız savaşın sürmesini, Ukrayna halkının kanının akmasını, Rusya'nın enerji ve gücünü kaybetmesini gözleyen, isteyen, bunun için faal halde bulunan çevrelerin varlığı gizlenemez boyutlardadır. Küresel hakimiyet mücadelesi mazlumların canı pahasına sürdürülmektedir. Savaş baronları silahların susmasına karşıdır. ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın savaşı kazanacağını iddia ederek kanlı boğuşmayı sürekli tahrik ve teşvik etmektedir. NATO Genel Sekreteri savaşın aylarca hatta yıllarca devam edebileceğini dile getirmektedir. Kalıcı çözüme hizmet eden ateşkes rejiminin tezahürüne destek veren Türkiye'den başka ikinci bir ülke aransa dahi bulunamayacak. Türkiye'nin devrede olması aktif ve çok boyutlu dış politikayla ara buluculuğa soyunması, özellikle ABD ve yanında hizalanmış ülkeleri rahatsız etmektedir. ABD tarafından F-16 savaş uçaklarıyla ilgili müsbet fakat genel ve kesinlik içermeyen ifadeler zamanlama itibariyle manidar olup göz boyamaya yöneliktir. Türkiye barış konusunda nettir başkaları gibi ikircikli tavır içinde değildir. Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı mücadelenin devamını arzulayan, istikrarsızlığın kamçılanarak kökleşmesini amaçlayan hiçbir ülke iyi niyetli görülemez. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böylesi bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret edip Zelenski'nin üzerinde baskı, psikolojik baskı kurması çok dikkat çekmiştir. Esas gündem ve temini zorunlu olan hedef Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasıdır. Ne var ki ABD ile Birleşik Kıraklık ateşkes ümitlerini sebot etmek için her yola müracaat edecek cibiliyet ve zihniyettedir. Rusya Dışişleri Bakanı 7 Nisan 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 6 Nisan'da kendilerine verdiği yeni taslak metnin İstanbul'da müzakere edilen metinden oldukça farklı olduğunu belirtmiştir. Bize göre fırsatı ganimete çevirip araya giren mihraklar müzakereleri ve görüşleri konu başlıklarını yokuşa sürmek için yoğun mesai içindedir. Kendi eyaletlerini yönetme zorluğu çeken, küresel barış ve istikrara zerre kadar destek vermeyen Biden'ın krizin derinleşmesi için olağanüstü bir çaba sarf etmesi adil, ahlaki ve hukuki bir yaklaşım olarak görülemeyecektir. Buna rağmen Türkiye baskı ve dayatmalara karşı direnmekte, ilkesel duruşunu muhafaza etmektedir. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle Ukraynalı mevkidaşı ile görüşen Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun liderler düzeyinde güçlü bir toplantıyı yapmak için uzlaştık. Önce Dışişleri Bakanları bir araya gelecek, sonra da liderler toplanacak sözleri ateşkes ve barış mimarisi yolunda çok değerli bir açıklamadır. Kim ne söylerse söylesin. Yola çıkan kervan hedefine inşallah ulaşacaktır. Kazanan barış ve sağduyu olacaktır. Rusya ve Ukrayna arasında aklı selimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır. Türkiye ile sıcak diyalog geliştiren, Karabağ'da Azerbaycan'ın arkasında duran, Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına soğuk ve mesafeli yaklaşan Pakistan'ın mevcut durumunu da üzüntü vericidir. Başbakan İmran Han'ın düzmeci taktiklerle, güven oylamasının zoraki tekrarıyla ve antidemokratik vasıtalarla sürdürülmesi bu ülkeyle birlikte bölge istikrarına tehlikeli bir darbedir. Pakistan örneği, aziz milletimizin iradesiyle tecelli eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl bir tarihi karar ve kazanım olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir bu yeni hükümet sistemiyle siyasi krizler çıkmadan önüne geçilmiş, milletin iradesine gölge düşürmek isteyen odakların hevesleri peşiyle kursaklarında bırakılmıştır. Dileğimiz Pakistan'ın siyasi ve toplumsal istikrara bir an evvel kavuşmasıdır. Bir başka konu da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ temelli barış görüşmeleri ve Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri konusunda anlaşmışlar. Bu ay sonuna kadar bir komisyon oluşturulması hususunda mutabakata varmışlardır. Fransa'daki seçimlerin ikinci tura kalması bu ülkedeki siyasi tercihlere, yabancı düşmanlığının yansıması, gelecek için tehlike sinyalleri vermektedir demokrasiyi, insan haklarını, düşünce ve ifade hürriyetini, insan oruna hürmeti yegane savunan, lafta değil özde sahiplenen herkes bilmelidir ki büyük Türk milletidir. Şanlı tarihimiz bu yalın ve çarpıcı hakikatin bizzatı şahididir. Muhterem arkadaşlarım, ülkemizin zarar göreceğini düşündüğümüz her milli meselede son sözü söyleyecek olan millet ve onun değerlerini temsil eden partiler, fikirler ve kamuoyudur. Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir siyasi hareket değildir. Türkiye'nin içinde düşündükleri bellidir ve asla kırılma yaşamamıştır. Stratejik oyunların farkındadır. Gelişmeleri geçmiş ve bugün ve gelecek boyutuyla kavrayıp tahlil yapacak vizyonu ve kadroları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğundan beri verdiği mücadeleyle özellikle milli kimlik ve milli beka ile ilgili konularda Türk siyasetinde yer edinmiştir. Bu konulardaki duruş, görüş ve icraatları ile millet varlığının en önemli güvencesi, milli meselelerin en hassas takipçisi olmuştur bizim geçmişte dile getirdiğimiz önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi aslında bu hassasiyetin bir ifadesidir. Bugüne kadar her milli mesele, arkasındaki seçmen desteğinin büyüklüğü ne olursa olsun, kamuoyu partimizin ne dediğine ve kadrolarımızın ne yaptığına ve ne yapacağına dikkat kesilmiştir. Üstelik bizim görüşlerimiz, günübirlik gelişmeleri magazin haberi haline getiren sığ ve yüzeysel konuşmalar değil, stratejik derinliği olan, ayrıntılı tahlillere dayanan, kalıcı ve köklü arayışların neticesidir. Elbette ki siyasi hareketlerin toplum ve siyaset zemini üzerindeki varlıkları ve ağırlıkları, sahip oldukları fikirleri, programları, sorunları tespit etme ve çözme becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Ne var ki gizlisi saklısı olmayan, özü sözü bir tavır ve ve düşüncesi bilinen bir siyasi hareketin yeri geldiğinde konuşması ve mücadelesi kadar yeri geldiğinde yalnız duruş göstermesi bile başlı başına bir siyaset imtiyazıdır. Türkiye'nin karşısına izahlanmış zillet ve ihanet cephesi milletimizin yürüyüşünü durduramayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her şer cepheyle sonuna kadar mücadele edecektir. Geldiğimiz bu aşamada ya zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağını, suskun duramayacağını, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceğini bu tablo karşısında öne sürecek bahaneler, ne mazeret olacak gerekçeler konunun vahmetini azaltmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Başarılı, ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Mahallenin o uşaklarını Milliyetçi Hareket'e davet ediyorum.